Hayırlı sabahlar. 14 Ekim 2023 Cumartesi günündeyiz. Gün başlıyorum ikinci bölümüyle karşınızdayız. Dünya tabii ki bu soykırıma sessiz. Milyarlarca insan insanlığın onuruna sahip çıkacak mı? Çıkmak için neler yapmak lazım? Bu soykırım aslında yeni değil. Yıllardır, onlarca yıldır devam eden bir soykırım. Peki geride bırakılan onca yılda yeteri kadar tepki gösterildi mi? Eğer yeteri kadar tepki gösterildiyse Siyonizm hala dünyanın gözlerinin önünde. Açık hava hapishanesine çevirdiği bölgede nasıl oluyor da insanlığı katlediyor, yok ediyor? İşte bu mevzuları konuşacağız kıymetli konuğumuzla birlikte. Efendim Tuğçe Kazaz hanımefendi stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz, Hoş sefalar bulduk. Çok getirdiniz. teşekkür ederim davetiniz için. Estağfurullah. Şimdi efendim malumunuz yıllardır haber bültenlerinde hep Filistinli kardeşlerimizin, Filistinlilerin yaşadığı acıyı, dramı ekrana getirdik. Gösterildiği kadarıyla bize. Tabii ki gösterildiği Siyonizm bize kadarıyla. izin verdiği kadarıyla tabii ki görüyoruz ama son tabii ki dönemlerde sosyal medyanın varlığı ile birlikte daha fazla haberdar olduk aslında. O sosyal medyada şimdi gitmek üzere. Tabii Çünkü aynı zamanda o var interneti olan şu anda kapatacaklarını İsrail'de söylediler. Filistinli kardeşlerimize Gazze'de bunu onlarca yıldır yapan kimse sosyal medyada bütün medyada onların elinde olduğu için vermek istediklerini veriyorlar, göstermek istediklerini Aynen öyle. gösteriyorlar. Şeytani bir plan çerçevesinde bunu meşru müdafaa adı altında gösterebilmek için her türlü hile hurdaya şeytani sistemin tabii ki var olduğu gibi yani var olduğundan beri işlettiği bir sistem gibi bunu şu anda zaten gerçekleştiriyorlar. Peki orada katledilen insanlar var. Maalesef. Burada mevzu dinsel midir yoksa insani olarak mı Yani ele almak şimdi lazım? onlar için baktığınız zaman dinsel ama tabii ki bu dinseli tırnak içerisinde kullanıyorum. Hiçbir din gelmiş olan insanlık var olduğundan beri insanlığa gelmiş bütün peygamberlerin, hiçbir peygamberin anlattığı din bunu söylemez. Din bunun tam tersini söyler. Din insanlığın olması gerektiğini söyler. Din zaten insanlık için vardır. Onlar için evet dini yine tırnak içinde söylüyorum ama bizim için tabii ki bu durum tüm insanlık için de insani olmak durumunda. Şimdi oradaki soykırım yeni değil dedik. O soykırım sistematik olarak onlarca yıldır devam ediyor. Ve tepkiler belki de cılız kaldığı için bu Siyonizm'de o soykırımı işlemeye devam ediyor. Siz dünya çapından gelen tepkileri yeteri kadar kıymeti harbiyesi var diyebiliyor musunuz? Şimdi Yani yeterli olayı mi? yeniden almamız lazım. Tabii ki şimdi her şeyden önce şunu bilmemiz lazım. Bu bizim dünyada ölümlü olan bu dünyanın içerisinde bütün insanlar için verilmiş bir sınav. Yani hiçbir bölgede yaşanan insanlık noktasındaki savaş sadece o bölgedeki insanlar için değildir. Hepimiz içindir. Dünya var olduğundan beri aydınlığın ve karanlığın var olduğunu biliyoruz ve aydınlık taraf için ne yapacağız, karanlık taraf için ne yapacağız? Yani bizim sesimiz zaten çıkmıyor. Biz zaten sessiz kalıyoruz diye sinmek, susmak artık bu çağın işi değil. Çünkü olayı biraz daha geriden almak lazım. Eminim tabii ki bunu günlerdir siyaset bilimi uzmanları da tarihçilerimiz de çok net bir biçimde anlatıyorlar ama ne zaman ki Orta Doğu'da Pax Otomana dediğimiz süreç son buldu ve sanayi devriminden sonra İngiltere'nin ve Avrupa'nın bu kadar güçlenmesiyle birlikte orada Balfour Deklarasyonu ile birlikte Yahudilerin o topraklara yerleşmesi noktasında bir göç hareketi onların dedikleri ama bana göre bir işgal başladı. Ondan sonra insanlar hunharca evlerinden, topraklarından katliamla oralardan sürülmeye başladılar. Yani buna işte Dalet planı eklendi. Buna Ben Yesir katliamları eklendi onun içerisinde. Dolayısıyla bunun sonucunda şimdi geldiğimiz ve bundan sonra kurulan bütün oluşumlarda aslında güç o tarafın elinde olduğu için Birleşmiş Milletler UNICEF'e, Avrupa Birliği'nden diğer bütün oluşumlara kadar bu Siyonist ve Haçlı zihniyetinin ittifakına hitap ettiği için bu doğrultuda tabii ki medya onların elinde olduğu için, siyaset onların elinde olduğu için, para onların elinde olduğu için, Birleşmiş Milletler'in bugün tepesine baktığınız zaman bu beş ülkenin bütün silah ticareti ellerinde olduğu için, savaşları yönlendirdikleri için, toplumların içerisindeki algıları yönlendirdikleri için, Arap Baharı adı altında Orta Doğu'yu karıştırdıkları için, bütün bu güç onların elinde oldukları için istedikleri yalanı söylediler. İstedikleri gibi gösterdiler. Bunun adına demokrasi dediler. Bunun adına insan hakları dediler. Bunu her türlü hileye ve hurdaya başvurarak bir şekilde kendi istedikleri yöne çevirdiler ve getirdiler. Bu yeni bir şey değil, yeni bir süreç değil. Ama tabii ki dünya kamuoyundan baktığınız zaman, karşı tarafa baktığınız zaman bir kere şunu çok iyi anlamamız lazım. Karşımızdaki kavim
bize Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekilde bir şekilde her türlü hileye ve hurdaya başvuran ve Allah'ı tanırken bile aslında güçle tanıyan ve güçle kabul edilen eden bir kavim. Bu kavim güçten başka karşısında hiçbir şeyi kabul etmiyor. Evet. Hiçbir şeyi tanımıyor. Ve bu doğrultuda da zaten o gücü görene kadar durmuyorlar. Kan dökmekten, çocuk öldürmekten, sivil öldürmekten her türlü şeyi kendilerine mübah görüyorlar. Ve kendilerini üstün görüyorlar. Ve üstün görürken de bütün aslında insanların canı ve malı onlara mübah olarak görüyorlar. Dolayısıyla bu kavim bir tek Allah'ı bile baktığınız zaman peygamberlerin hayat hikayelerine denizi mi yardın sana inanıyorum. Yemek mi geldi inanıyorum. Yok inan yok bunlar olmadı mı? Güç olmadı mı? Ben dönüyorum öküze tapıyorum. Ben dönüyorum puta tapıyorum ve her türlü vahşeti gerçekleştiriyorum diyen bir kavim. Dolayısıyla bunların karşısında bir iradi bir güç olmadıktan sonra bunlar durmayacak. Ha bu güç de nasıl olabilirdi? Nasıl ki ABD hemen savaş gemilerini oraya çekti? Nasıl ki yıllardır bu oluşum kurulduğundan beri Avrupa'daki Yahudi tarafı lobileri tarafından fonlandı. Her türlü ileri teknoloji silahlar, nükleer silaha varıncaya kadar onların eline verildi bir şekilde. Onlara desteklendi, beslendi. Para verildi, güç verildi, medya verildi, her şey verildi. Baktığınız zaman Siyonizm dediğiniz dünyadaki sayıları 8 milyonu geçmiyor. Yani böyle bir azınlıktan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla bu güç onlara nasıl verilirse bütün Müslüman ülkeleri de aynı şekilde tam tersine Filistin'e aynı şeyi yapabilirdi. Çünkü ortada bir haksızlık var. Dolayısıyla onlara o güç verilseydi yani bugün bütün Müslüman ülkeler birleşip Filistin'e 20 milyon dolar değil 20 milyar dolar verseydi 30 milyar dolar vermiş olsaydık biz bakın bakalım o İsrail bugün aynı şekilde aynı katliamları gerçekleştirebiliyor muydu? Çünkü bugün onlar para onlar için bir ilah. Ve onlar o parayı gördükten sonra ve onun haricinde de bırakın bu insanlar yani o kadar haksızca bir işgal var ki o kadar haksızca bir işgal söz konusu ki iki dengeye baktığımız zaman. Bir taraf baktığınız zaman bir tarafın elinde bütün güç, silah, her şey var işgalci gücün ve şu anda orada yaşayan yetişkin vatandaşlarından tutun da herkes bu işgale ortak. Bir tarafa baktığınız zaman suyu yok, elektriği yok, silahı yok, hiçbir şey yok onlarla mücadele edecek. Yani siz düşünsenize Filistinli bir çocuğun psikolojisini ve durumunu. Yani biz bugün kendi çocuklarımız için en ufak bir şekilde aman kıllarına zarar gelmesin diye imtina gösteriyoruz. Düşmesinler, başlarını vurmasınlar, bir zarar gelmesin. Oradaki çocuğun psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Kafasına bomba yağıyor. Oradaki çocuğun kendini savunma, yani oradaki çocuğun savunulması lazım. Ve bu doğrultuda da oraya ne gerekiyorsa tabii ki bu noktada para yardımının yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Bütün Müslümanı bırakın. Yani zaten bu ABD'nin karşısında şimdi çift kutup bir dünyada Çin'den de alırsınız bu gücü. Rusya'dan da alırsınız. Efendim kim varsa bunu insanlık davası bu. Bu dini, dili, ırkı fark etmeksizin Filistin davası bir insanlık davası. Çünkü oradakilerin kendini korumaya, oradakilerin hava savunma sistemlerine ihtiyaçları var. Kendilerini korumak için. Bir güçleri eşit olsun bakalım. Aynı mühimmat, aynı silah onların elinde de olsun. Bakalım o zaman ne oluyor? Yani yıllardır bizim yaptığımız aslında yanlışlar ve hatalar tabii ki şuraya, şu anda oraya Mehmetçiğin gitmesi doğru değil. Yani Türkiye'nin bulunduğu konum gereği, Türkiye'nin bulunduğu realite gereği mümkün değil. Orada bir savaşın tetiklenmesi demek Allah korusun nükleere kadar götürür. Yani Kur'an bize ey akıl sahipleri diyor aynı zamanda. Ama farklı bir güç olarak, paraya maddi yardım olarak tabii ki desteklenmesi gerekiyor. Evet. Bu arada bir bilgi de iletelim. Anadolu Ajansı da bölgedeki ekibine uzun süredir ulaşamıyor. Bu da önemli bir gelişmedir. Sıcak gelişmelerden biri. Hiçbir şey tanımıyorlar ki. Hiçbir şey. İşte gazeteciler de katlediliyor. Ama hiç gazeteci kimseyi tanımıyorlar. Şimdi o görüntüleri ben izledikçe dün gün boyunca oradaki katliamın, vahşetin görüntülerini izledim. İnsanlığımdan utandım. Çok net. Belki de siz de sosyal medya hesaplarından o görüntüleri izlemişsinizdir. Ham görüntüleri. Hiçbir şekilde bir insan o görüntüleri kabul edemiyor. O çocukların kardeşine veda etmek zorunda kalan o çocukların dramını görünce. Tabii yani insanlık gerçekten Allah başta oradaki Filistinli kardeşlerimizin orada o zulme maruz kalan, o işgale maruz kalan
bütün kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Ama Allah aynı zamanda bütün insanlığın da yardımcısı olsun. Hepimiz çok 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 zor bir sınavdan geçiyoruz gerçekten bu doğrultuda. Şu an o bölge hem cennet hem cehennem. Bu tabir uygun görülür mü size göre? Doğru şu anda yani? Onlar için de cennet değil. Çünkü bu zamana kadar evet Tel Aviv'de, İsrail'de hepsini bir fanusun içerisine koydular. Bir cam kavanozun içerisine koydular. Ve Gazze'nin gelişmesine izin vermezken, onu tamamen abluka altına alırken, bütün bu zulmü ve vahşeti gerçekleştirirken kendilerine refah seviyesi, işte Çin'le anlaşmalar, Hayfa Limanı'nın ticaret anlaşmaları, su arıtma tesislerinden ileri teknoloji anlaşmalarına kadar varacak şekilde o bölgeyi kalkındırdılar ve güçlendirdiler. Evet. Ama unutmayın ki o bölgedeki Siyonizmin işgal ettiği o toprakların içerisindeki insanların en büyük duygusu korku. Zaten korktukları için bugün ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Hı hı. Bu korkuyla büyütüyorlar. Bu dışarıdan gelecek olan düşman kim? En yakınlarındaki düşman Müslümanlar, Filistinliler. Yıllardır bunun korkusuyla büyütülüyorlar. Dolayısıyla o korkuyu yaşıyorlar. Dolayısıyla orası bir cennet. Evet, kendilerini arzu mevutla birlikte bu bölgede bir tane cennet oluşturmaya çalışıyorlar. Onların inançları bu. Bize göre çok yanlış, bize göre sanal. Çünkü yine Kur'an'da bildirildiğine göre artık o vaat geçerli değildir. Çünkü onlar Allah'a isyan etmişlerdir. Bize bu çok net bir biçimde söyleniyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara bildirilmelerine rağmen onu inkar ederek dine karşı saldırdıkları için onlar lanetlenmiş bir kavimdir deniyor. Çünkü lanetlenmiş oldukları da her hallerinden belli. Yaşadıkları huzursuzluklardan, o dünyaya girdikleri gibi, o bölgeye, Orta Doğu'ya girdiklerinden beri ortaya çıkarttırdıkları huzursuzluklardan, yaptıkları vahşetlerden, evet, çoluk çocuk demeden herkesi katletmelerinden, zaten lanetlenmiş olmaları, zaten ondan sonra bütün bu süreç içerisinde, yani insan biz bildiğimizden beri çıkarttıkları isyanlardan, dünyanın dört bir tarafına dağılmalarından, bir şekilde yaşadıkları sıkıntılardan biz onların lanetlenmiş olduklarının farkındayız. Ama burada şu ayrımı çok net yapmamız lazım. Siyonistlerle Yahudileri ayırmamız lazım. Çünkü Yahudi dediğimiz zaman benim aklıma Hazreti Musa geliyor, Hazreti Davut geliyor, Hazreti İsa geliyor, Hazreti Yahya geliyor, Hazreti Zekeriya geliyor, Hazreti Yeremya geliyor, Hazreti Üzeyir geliyor, unuttuğum varsa bilmiyorum. Yahudi dediğim zaman benim aklıma bu peygamberler geliyor ve bu peygamberleri gerçekten ibadetlerini gerçekleştirerek bugün o İsrail'in, o terör devletinin o işgaline ortak olmayanlar, oraya göç etmeyenler, birer işgalci olmayanlar, onlar benim aklıma geliyor. Hı hı. Dolayısıyla Yahudilerle Siyonistleri çok net bir biçimde bizim ayırmamız lazım. Ama şunu da ayırmamız lazım. Buyurun. Yo, estağfurullah. Yani ama şöyle bir sonuca çıkabiliyoruz yani. Bu katliamları en çok da Yahudilerin aslında tepki göstermesi lazım. Ellerinden geldikleri kadar gösterenlerini de gördüm. Göstermelerinin daha çok göstermeleri gerektiğini de biliyorum. Ama İsrail'deki, bakın şöyle bir şey var. İsrail'de siz şunu iyi ayırt etmemiz lazım. Hani ilk gün çıkan görüntüler vardı. Maalesef işte bir kadının namahrem bir şekilde esir alınması ve götürülmesi noktasında. Asla bu görüntüleri tasvip etmiyorum. Bir Müslüman olarak benim inancımı asla yansıtmıyor. Bir de çıkıp böyle bir, yani benim ne inancımda, ne fıtratımda, ne Kur'an-ı Kerim'de, kitabımda, ne ecdadımda, ne atalarımda böyle bir savaş etiği ve böyle bir savaş ahlakı yok. Kaldı ki bir de ona mahrem kadını götürürken sen Allahu Ekber çekiyorsun. Bir kere bunu kesinlikle tasvip etmiyorum ve kabul etmiyorum. O, ama İsrail'in yaptığı vahşetin yanında bunun hiçbir şey olmadığını görmemiz lazım. Yani tabii. Şeytanın çekmek istediği resmi anlamamamız lazım, bakmamamız lazım. Şu anda bize şeytanın resmini gösteriyorlar. Nedir bu isim? Resim işte evet Filistin'de siviller ölüyor ama bak İsrail'de de siviller öldü. İsrail'de yaşayan hiçbir yetişkin, çocuklar hariç, sivil değildir. Bunu iyi anlamamız lazım. O işgale ortak olanlardır. Düşünsenize, siz bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Şu anda biz burada evimizde yaşıyoruz. Hı hı. Ve geliyor buradan başka bir milletten ve başka bir ırktan biri toprak alıyor. Ve diyor ki o toprak aldığın yerde ben bir devlet kurmaya başlayacağım diyor. Ve siz toprağınızı vermiyorsunuz. Sizi zorla evinize geliyor. Ve evinize gelirken de size İsrail'de 18 yaşında askere başlamış gençleri gönderiyor. Sizin askeri eğitiminiz İsrail'de 18 yaşla 21 yaş arasında en çok karakterinizin şekillenip hayata karşı negatif tarafa mı kayacaksınız, pozitif tarafa mı kayacaksınız diye şekillendiğiniz yıllarda siz gidip masum sivillerin evini basıyorsunuz ve evlerini yerlerinden ediyorsunuz. Kimse bir yalan söylemesin. Hala bugün İsrail'de yakın zamanda Şeyh Cerrah Mahallesi'nde insanlar Filistin'de evlerinden ediliyor.
Dolayısıyla siz İsrail'e gittiğiniz andan itibaren çocukken bir militan gibi yetişiyorsunuz Filistinlere karşı. Ve oraya işgal ediyorsunuz ve oradan evlerinden çıkartıyorsunuz Filistinlileri ve gidip siz o işgali ortak olarak onların evlerine yerleşiyorsunuz. Siz bir işgalcisiniz, siz bir sivil değilsiniz. Hadi geldi, sizin dedeniz yerleşti, sizin babanız yerleşti. Siz niye oradasınız? Bu gerçekliği görmüyor musunuz? Hala İsrail bu yayılımcı politikasını, yayılımcı bence işgalci, revizyonist diyor kimseleri. Kimseleri işte apartheid diyor ama ben buna işgalci politika diyorum. Bu işgalci politikayı hala devam ettiriyor. Dolayısıyla İsrail'de yaşayan hiçbir kimse sivil değildir. Çocuklar hariç. Bu ayrımı iyi yapmamız lazım. Şeytanın çekmek istediği resmi bakmamamız lazım. Yani İsrail'dekiler nasıl sivil? Şimdi bana söyler misiniz? Ben soruyorum size. Sivil mi bu insanlar? 1917'den beri, 1948'den beri özellikle İngiliz mandası çekildikten sonra katliamlarla insanları öyle evlerinden, bugün Gazze'ye yaptıkları, boşaltın diyor. Hepsini kovmak istiyor ve hepsini o insanların yerlerinden, yurtlarından göç ettiriyor. Şimdi bu insanlar sivil midir, işgalci midir, işgale ortak olan mıdır? Ve siz İsrail'de bu askerlik sistemine karşı çıkıyorsanız eğer, yani ben bu sistemi sorguluyorsanız, namlunuzun ucunu askerlik noktasında bir tane sivil almıyorsanız, siz ben askerlik yapmayacağım, bu sisteme ortak olmayacağım diyorsanız, o zaman ya sizi hapishaneye atıyorlar, ya size işkence ediyorlar, ya da sizi akıl hastası raporuyla, ancak bir deli raporuyla topluma karıştırıyorlar. Ve ondan sonra bu da yetmiyor. Siz iş bulmanız için askerde sizin ne kadar işgalci olup olmadığınıza bakıyorlar. Ne kadar işgalciysen o kadar Siyonist sistemin üst tarafında iş hayatında size veriyorlar. Nasıl o zaman siz bu noktada sivil oluyorsunuz? Siz işgale ortaksınız. Bu resmi iyi ayıralım. Evet, Filistin'dekiler sivil midir? Sivildir. İsrail'dekiler sivil midir? Sivil değildir. Kimse bu yalanı yutturmaya lütfen çalışmasın. Kimse Filistin tarafından, Hamas'tan, Filistin direnişi noktasında yapılan saldırılarda yapılan çok aşağılıkça bir yanlışı kalkıp buradaki resme yedirmeye çalışmasın. Bu olayın gerçeği, hakikati budur. Şimdi az önce bir kadına uygulanan muameleden bahsettiniz. Evet, asla tasvip edilecek bir şey değil. Ama kaynaklardan, çok sağlam kaynaklardan şu bilgiyi de paylaşmakta fayda var. Hamas'ın bu operasyonun başlamasından saatler önce, gece saatlerinde, hani bu bir konser etkinliği vardı vesaire deniliyor ya, işte o bölgelerde İsrail güçlerinin Filistinli kadınları çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdiği yönünde çok sağlam kaynak bilgi var. Sanırım Ali İzzet Begoviç'in çok güzel bir lafı var. Tam hatırlamıyorsam, gerçekten tarihçilerimiz kusura bakmasın, ruhu da şad olsun. Biz düşmana benzediğimizde kaybederiz diyor. Dolayısıyla biz, onlar ne yaparsa yapsınlar, bizim düşmana benzemememiz gerekiyor. Bunun ana temel meselesi aslında bu. Yani bir yanlışla bir yanlışı biz kapatamayız. Bak, onlar da öyleydi, ben de bunu yaptım. Bu yine negatif sisteme hizmet edecek bir şey. Yanlış bizim için yanlıştır. Biz daha etik Müslümanlar olarak, daha ahlaki, daha dünya... Bakın mesela şey görüntüleri de geliyor. İsrail çocukları öldürürken Filistin direnişçilerinin ya da Hamas'ın bir şekilde çocuklara nasıl muamele ettikleri de görülüyor, evet, bir taraftan. Evet. Dolayısıyla nerede? Yalan yanlış görüntüler çıkartıyor. Ya Amerikan Başkanı bugün Joe Biden çıkıyor, diyor ki, bir canlı cenaze. Diyor ki, ben çocukların diyor kafasının kesilmiş fotoğraflarını gördüm diyor. Ha, sonra bu geri çekiliyor tabii ki makamlar tarafından, ama siz insanlarda bir infial yaratıyorsunuz. Siz insanların içerisine o bilgiyi katarak şu düşünceyi insanların kafasına getirmeye çalışıyorlar. O kadar şeytani bir oyun var ki, ya bak işte İsrail bunu yapıyor ama işte meşru müdafaa adı altında bunu meşru müdafaya çevirmek için ellerinden gelen her şeyi gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla bizlerin bu oyunlara kapılmaması lazım. Şimdi kalkıp oraya efendim ne Mehmetçik gitsin, orada bir savaş başlasın. Şu an Türkiye bu durumda değil. Ha, er ya da geç o topraklarda o mücadele, o savaş gerçekleşecek mi? Gerçekleşecek. Allah'ın izniyle bu Türkiye'den çıkarak mı gerçekleşecek? Türkiye'den çıkarak gerçekleşecek. Çünkü Orta Doğu'ya baktığımız zaman diğer kabile devletlerinin, Arap Baharı ile karıştırdıkları ve yönetimin eline aldıkları devletlerin hiçbirinde Türkiye'deki ne maneviyatı, ne doğduğundaki askeri gücü, ne bugün savunma sanayisindeki gelmiş olduğu durum, ne diplomasi noktasında bugün dünyada jeostratejik ve jeopolitik olarak ve konjonktürel olarak almış olduğu konum hiçbiri Türkiye'nin gibi değil. Dolayısıyla bu gerçekleşecek mi? Ama bunun şu anda zamanı değil. Niye zamanı değil biliyor musunuz? Türkiye şu anda, hani bunların amaçları, hedefleri arzu mevut ya, bu yeni bir plan değil. Değil tabii.
Arzu Mevut dedikleri plan, onların kendilerini bildik bileli bütün Siyonist işgalcilerin tabanını oluşturdukları bir durum. Fakat şunun farkında mıyız acaba? Biraz daha resmi geri alalım. Türkiye zaten bu Arzu Mevut planlarıyla ilgili bunlarla dolaylı olarak savaşıyor. PYD kim? YPG kim? Kime hizmet ediyor? ABD'ye hizmet ediyor. Kime hizmet ediyor? Arzu Mevut planlarına hizmet ediyor. Sonuçta bunlar işgal ettikleri bütün topraklarda kendileri getirip vatandaşlarını yerleştiremeyecekler. Kendilerine köle olacak bir takım topluluklar arıyorlar. Kesinlikle. Ve bugün Suriye'ye baktığımız zaman, bugün ABD, PYD ciddi anlamda güçleniyor orada. Yani PYD bugün oradaki ticaret yollarını elinde barındırıp Suriye'nin üçte birini elinde barındırmaya çalışıp oradaki petrol kaynaklarını elinde barındırıp bir yerleşke kurmaya çalışıyor. Niye düşürdüler bizim SİHA'mızı ve İHA'mızı? Yanlışlıkla mı oldu şimdi? Kimse kimseyi kandırmasın. Hayır, o bir uyarıydı. Yani sen benim sonradan, çünkü Joe Biden'ın kararname, yeni açıkladığı kararnameye baktığın zaman uluslararası güvenlik noktasında olağanüstü ve olağan dışı haller noktasında karar alındı ve o doğrultuda Türkiye'nin bölgedeki istikrarı bozduğuna yönelik bir bildiri yayınlandı, değil mi? Yani evet. Sen benim oyunumu bozuyorsun. Bugün ABD'nin ve Arzu Mevud'un oyununu Türkiye bozdu bugüne gelene kadar ve Türkiye'de bozmaya devam ediyor. Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri Doğu Akdeniz'e bir uçak gemisi gönderdi. Evet. İkinci bir uçak gemisi gönderiliyor. İngiltere'si, Yunanistan'ını vesairesi farklı ülkelerde oraya savaş gemilerini gönderiyorlar. Bunu ilk duyduğunuzda nasıl tepki verdiniz? Biraz fazla değil mi? Yani sonuçta bahsettiğimiz hadiselerin yaşandığı yer Yalova'nın yarısı kadar bir yer. Yok, resme şimdi biraz daha geriden çıkıp bakalım. ABD bunu yeni yapmıyor ki. ABD Türkiye'nin, yine Türkiye eksenli konuşacak olursak, çünkü biz buradan konuşmak durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Bir kere her şeyden önce şunu söyleyeyim. ABD oraya işte Çin'i sindirmek, Rusya'yı sindirmek, İran'a mesaj vermek, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarına bakmak, bizim gemilerimizi, münhasır ekonomik bölgemiz henüz Birleşmiş Milletler nezdinde ilan edilmediği için bizim kaynaklarımıza gözetmek, evet. Onun belli politik çıkarları var, onun için gönderdi. Ama sadece bu da değil. Biz hep seçimden önce ne dedik? ABD ikinci karakolu var şimdi onun, Yunanistan. Orayı komple üs haline çevirdi. Dede Ağacı, bütün adaları, mühimmat yığdı, silah yığdı. Yani şöyle düşünelim, Türkiye'yi bir vücut gibi düşünelim. Aslında Türkiye'nin, evet, bir kolunu Yunanistan'a bağladı. Bir kolunu da PYD'nin, Orta Doğu'nun, bu Suriye'nin kuzeyine bağladı. Bu Arzu Mevud'un bu planlarına bağladı. Türkiye şu anda oraya asker götürürse bu Filistin mücadelesini verir. Zaten istedikleri de o, oraya çekmek. Dolayısıyla bu iki kolu tutulmuş olan Türkiye'yi indirmek. Çünkü Türkiye'nin gücünün farkındalar, ondan korkuyorlar. Türkiye şu anda ne yapıyor? Sen benim SİHA'mı ve İHA'mı mı düşürdün? Sineceğimizi düşündü onlar. Hayır, daha üstüne giderek bir harekat düzenliyor. Oradaki bütün PYD ve YPG unsurlarının bütün kanallarını, bütün kaynaklarını, bütün beslenme unsurlarını keserek orayı bombalıyor. Dolayısıyla Türkiye şimdi bir kolunu buradan, yani bir kolu Yunanistan'a bağlı. Daha bunun devamı var çünkü. Bir kolu da Suriye'ye bağlı. Türkiye'nin bir kolunu önce Suriye'den koparması gerekir ki sonra gitsin Yunanistan'ın oradaki kolunu da koparsın. Sonra gitsin iki koluyla kim önüne geliyorsa boğsun. Türkiye'nin bunu, aynen, yapması gerekiyor. Türkiye, evet, bu yüzden şu anda çok akıllı politikalarla ilk yapılması gereken barış noktasında adımlar atıyor ve çok akıllı, devlet aklına uygun, o kadim binlerce yıllık geleneğine uygun adımlar atıyor. Bunun için, evet, diplomasi görüşmeleri gerçekleşiyor. Ha, olursa barış. Öncelikli olarak olursa barış. Ama Filistin'e mutlaka oraya yardım. Oraya bir barışın gidişi de pek... Yani ancak ve ancak barış? Başta söyledim işte, karşıdaki kavim, İsrailoğulları denen ve bize Kur'an'ın da bahsettiği kavim ancak karşısında bir güç görürse durabilecek bir kavim. Gücü gördüğünde duruyor. Fıtratları bu. Hı hı. Yani dedi ki Allah'ı bile gücünü gördüğünde kabul ediyor ve tanıyor. Güç görüyor mu? Eyvallah ediyor. Görmüyor mu? Her şeyi kendine mübah sayıyor. Dolayısıyla, evet, karşısında bir güç görmesi lazım. Ama olur da Gazze düşerse o zaman durum değişir. Evet. Şimdi... toprak satılması mevzusu var. İşte bazı tarihçiler, bazı tanınmış, bilindik kişiler çıkıp baştan beri aynı yaygarı yapıyorlar. İşte bu Filistinliler, onlar ataları, dedeleri toprakları sattı bilmem ne gibi. Bu
toprak satma mevzusu tartışmaları bana biraz yani bu tartışmaları çekiyor. Artık yani... 2023 senesindeyiz. Aha. Bakın bununla ilgili yazılmış olan tezler var. Bununla ilgili yazılmış olan raporlar var. Bununla ilgili İsrail belgeleri var. Bununla ilgili Yahudi tarihçilerin araştırmaları var. Ve bunlardan bir tanesinin araştırmalarında 1948 yılında İşte bu Dalet planı ile birlikte sürülmesiyle birlikte tespit edilmiş İsrail belgelerinde 228 tane vakanın evleri basıldığı için ve sürüldüğü için saldırılarak evlerinden kovulduğu var. Evet. 41 tane vakanın o saldırıları duyduktan sonra korkarak evlerini terk etmesi var. 90 tane vakanın aşağı yukarı rakamlarda yanlışlık yapıyor olabilirim ama aşağı yukarı böyle tehdit edilerek o topraklardan sürülmesi var. Dolayısıyla 1917'den itibaren toprak satımı evet gerçekleşti, gerçekleşmedi diyemez ama bu çok azınlıkta olan ve bunlar kimdi? Bunlar oranın toprak ağalarıydı. Yine o insanlar korkutularak oradan, baskıyla oradan çıktılar ama bu çok azınlıkta olan bir şeydi. Bunlarla ilgili tezler yazılmış üniversitelerde. Böyle bir şey yok. Evet. Zaten toprak satamadıkları için toprak, ilk başta toprak alarak yerleşmeye çalışıyorlar. Toprakları alarak amaçlarına ulaşamadıkları için zaten Birinci Dünya Savaşı'nda ne yaptılar? Birinci Dünya Savaşı'nda para topladılar. Oradaki toprakları aldılar. İngiliz mandasına geçti ama İngiliz mandası da ondan sonra Balfour Deklarasyonu ile birlikte onlara verdi. Ondan sonra da kendi kurdukları Haçlı Siyanist oluşumu Birleşmiş Milletler bunu onayladı. Birinci Dünya Savaşı'nda oradaki toprakları aldılar ve para topladılar. İkinci Dünya Savaşı'yla Hitler'in eliyle yaptıklarıyla beraber Yahudileri o toprakları, o topraklara sürdüler. Yani insan topladılar. Şimdi Üçüncü Dünya Savaşı'yla da Arzu Mevut sınırlarına ulaşmak istiyorlar. Bunların zaten hedefleri ve planları baştan beri bu. Ama toprak satılma mevzusuna gelecek olursak, hayır böyle bir toprak satıldı. Yani 1917 ile 1948 arasındaki dönemde diyebilirsiniz ama onların bu işgalini meşrulaştıracak kadar toprak satılmadı. Toprak satılmasını bırakın. Yani Balfour Deklarasyonu'nda diyor ki halksız vatana vatansız halk 1917'deki söylemlerinde. Nerede halksız vatan? O vatanın bir halkı vardı, Filistinliler vardı ve İsrailliler gibi sonradan oraya gelip her geldiklerinde kovulup tarih boyunca isyan ederek anlatabiliyor muyum? Böyle değil, oranın kadim milleti vardı. Evet. Oranın bir halkı vardı, siz buna rağmen gidip halkı olan bir yerde, şimdi diyorum işte size başta gelsinler toprak alsınlar buradan. Şimdi toprak alan biri kalkıp burada derse ki devlet kuracağım diye siz buna izin verir misiniz? Biz buna izin verir miyiz? Sonra gelecekler benim evimi basacaklar, benim evlatlarıma, eşime, dostuma kalkacaklar, namluyla silah sıkacaklar ve beni zorla, işgalle kalkacaklar, topraklarımdan edecekler. Bu meşru mudur? Evet. Şimdi aslında aklıma gelen çok şey var. Türkiye'de de toprak satışı var. Onu diyorum işte. Türkiye'de toprak alanlardan bir tanesi kalksın bakayım burada devlet kuracağız desin. Ne oluyor? Yani kendimizi bir yerlerine koyalım, biraz empati yapalım, biraz ne olduğunu görelim, biraz aklımızı yorsak zaten bütün resmi görürüz. Ama maalesef öyle değil. Maalesef medya, sosyal medya, her şey onların elinde. Hı hı. Yani ben kendi sosyal medya hesaplarımdan içerisinde İsrail geçen bir video paylaştığım andan itibaren kendi paylaşımlarıma bakıyorum. Yani 1000 artarken, 2000 artarken bir anda şiddetle düşmeye başlıyor. Evet. Diğer işte sosyal medya hesabımda, Instagram'da paylaşım yapıyorum. Evet. İçerisinde İsrail geçtiği için ben yiyorum, hesabıma erişim engelleniyor, evet. Paylaşımlarımın görülmesi engelleniyor. Bütün medya bunların elinde. Yıllardır bize vermek istedikleri resmi veriyorlar. Ve maalesef biz de bugün o resimleri bir şekilde yutuyoruz, kabul ediyoruz. İşte söylediğim İsrail'dekiler baktığınız zaman şimdi sivil midir? Değil. Size soruyorum. Halkımıza asla soruyorum. Değil. Bütün dünyaya soruyorum. Peki. Şimdi efendim sözleriniz çok önemli, çok kıymet arz ediyor. Öyle ifadeler de geçiriyorsunuz ki bence tam nokta atışı. Konu dışı ama şunu da sormak istiyorum, görüşünüzü merak ediyorum. Size göre Türkiye mavi vatanda münhasır ekonomik bölgeyi ilan etmekte çok mu gecikti? Bırakmadılar ki. Yani bu o kadar grifttir ki dış politika ve uluslararası ilişkiler ve o kadar bir ülkenin dış politikaları o kadar grifttir ki, hı hı. Bir şekilde hepsi birbirine bağlı oldu. Yani bir taraftan Yunanistan'ı silahlandırdı, bir taraftan PKK'yı, PYD'yi orada silahlandırdı. Evet. Ve bir taraftan Türkiye'yi savaşların içerisine çekmeye çalıştı, bir taraftan iç karışıklıklar çıkarmaya çalıştı. Gezi'den bu yana olan süreçte bakın.
Yani 15 Temmuzlar getirdi, darbeler yapmaya çalıştı. Tıpkı Arap Baharı'nda orayı karıştırdığı gibi burayı da karıştırmaya çalıştı. Şimdi siz diplomaside ve münasır ekonomik bölge anlaşmaları yaparken sadece gittiniz imza attığınıza bakmıyor. Bir sürü farklı dengesi, döngüsü var. Türkiye hazır olduğu her şeyi ben eminim yapacaktır, gerçekleştirecektir. Bizim konuşmamız gereken geç kaldı ya da kalmadı meselesi değil. Bizim konuşmamız gereken bundan sonra ne yapılması gerektiği. Bundan sonra Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarları için o bölgede nasıl stratejileri uygulaması gerekiyor? Türkiye'nin şu anda en önemli yapması gereken bu Suriye'nin kuzeyinde sözde YPG diye konuşlandırılan ama aynı zamanda arkasında ABD'nin ve İsrail'in olduğu ve bu arzu mevcut planlarına hizmet edecek bir devletin sınırlarının gelişmesini oraya kadar engellemek. Evet. Türkiye'nin yapması gereken bu. Çünkü bugün o bölgeye baktığınız zaman ABD sadece PKK, PYD ile zaten PKK'yı artık şey değiştirdi. Hani böyle eskiden cennet vaat ederlermiş ya, affederlermiş. Hmm. Seni affettim artık. İşte bu artık terör örgütü değildir. Budur terör örgütü diyor ya. Şimdi PKK'yı terör örgütü gibi gösterip PYD, YPG terör örgütü değildir. Bizim müttefikimizdir diyor. Fakat aynı zamanda Suriye'nin Irak ve Suriye sınırında aşiretlere destek veriyor. Aşiret YPG ayaklanmalarında sessiz kalıyor. Dolayısıyla orada bulunan tipik ABD taktiği olarak bütün unsurları kendi çıkarı ve hizmetine kullanmak istiyor. Türkiye'nin dolayısıyla Suriye'nin kuzeyinde bu takılı kalan kolunu bir şekilde oradan kurtarması lazım ki sonra dönsün buradaki Yunan karakolundakini alsın. Ondan sonra da o iki koluyla inşallah Allah'ın izniyle bu binlerce yıllık medeniyete sahip bu maneviyat ruhuyla birlikte ecdadından, atalarından aldığı bu gelenekle, çünkü bunu Türkiye'den başka yapacak kimse yok. Çünkü biz bunun ispatını ve delilini nerede görüyoruz? Osmanlı zamanında, Pax Otomanı'da o bölgedeki kimse böyle bir şey yaşamadı. Orası huzur içerisindeydi. Orası İstanbul'dan yönetildiği zaman bütün dünya huzur içerisindeydi. Osmanlı dediniz de bugün en büyük kan ve gözyaşının olduğu ülkelere baktığımızda vaktiyle Osmanlı hakimiyetinde olan ülkelerin olması size göre tesadüf mü? Bir yoksa sınav. Kirli bir ben planın sınav göstergesi gibi görüyorum. Yani. Niye sınav gibi görüyorum? Çünkü tekrar bu medeniyetin uyanması için Allah her şeyi bize sınav ölçüsünde bir şekilde negatif sistemi de ona hizmet ettirir. Bu kirli tabii ki negatif gücün, şeytani gücün, o da nedir? Madde gücünün, çıkar gücünün, menfaat gücünün, bu uğurda bu ataerkil düzenin maalesef bütün kaynakları elde etmek için, iktidarı elde olmak için bir takım zayıf ruhlu, şeytanın dostu olabilecek insanların kendi arasındaki hırslarına yenik düşmesinin eseridir orası. Eseridir orası. Çünkü sanayi devriminden sonra başlayan bir şeydir. Osmanlı ekonomisini batırmalarıyla, sanayiye yönelik makinelerin icat edilmesiyle ve sonra üretim toplumunun aşırı tüketime geçerek, aşırı üretime geçerek dünyanın kaynaklarını hunharca kullanarak o bölgedeki petrole ihtiyaç duydukları için tamamen yeraltı ve yerüstü kaynakları noktasında böl parçalı yönet taktiğiyle bizi yapay sınırlara bölerek, bize yapay sorunlar vererek, bizleri yapay bir biçimde çatıştırarak yıllardır bu bölgeleri yönetmenin sonucudur. Ama Türkiye artık bunlara güçlü bir Türkiye olarak güçlü bir, yani siz Türkiye'nin eskiden çıkıp ABD'ye bunu söyleyebildiğini, yani İHA'mı düşürdün, bütün bu açıklamaları yapabileceğini düşünebiliyor musunuz? Hiçbir şeyden korkmadan. İşte Başkan Erdoğan'ı size ABD Irak'a asker gönder dese göndermek zorundasın. Oraya asker gönder dese göndermek zorundasın. Şu anda güçlü bir Türkiye ve güçlü bir siyasi lider irade figürüyle aslında şu an Erdoğan'la birlikte. Yani herkes zannediyor ki, biz seçimden önce şunu da değinmek isterim. Herkes zannediyor ki biz seçimden önce işte Erdoğan'ı bir çıkarımız olduğu için destekledik ya da öyle. Benim AK Parti'ye verilmiş bir selamım yok. Selamlaşmıyorum bile kendileriyle. Ama bugün Kılıçdaroğlu başta olmuş olsaydı şu an belki de o Mehmetçik o Filistin'e gitmişti ve Türkiye bu iki Suriye'de ve Yunanistan'da bağlı olduğu noktada kollarını kendini hareket ettiremediği için çok büyük zararlarla, çok büyük geriye giderek, çok büyük savaşların ve sıkıntıların içerisinde kendini bulmuştu. Dolayısıyla bizi yıllardır, hele bir de biz şu iç çatışmalarımızdan bir kurtulabilsek. Mevzu o. Biz şu anda Türkiye, biz birbirimizle çatışmasak, yok laiksin, yok dincisin, yok radikal İslamcısın, biz Filistin meselesinde bile gitsin gitmesin, o bu biraz akılla bakabilsek, şu birliği şu ülkede bir tesis edebilsek, o zaman siz görün bakın Türkiye neler yapıyor. Çünkü bu adamlar, bu Siyonizmin, bu işgalcileri aynı zamanda bizim içimize de adamlarını yerleştirmiş. Medyaya yerleştirmiş, sanat camiasına yerleştirmiş, siyasetçilere yerleştirmiş, iş adamlarını yerleştirmiş, her yere yerleştirmiş. İşte biz FETÖ'yle yeni
hala etkileri bizim ülkemizde devam ediyor. Doğru. Dolayısıyla en ufak ipleri, yani bunlar öyle geniş bir politikadan buna geliyorlar ki, bu uzun süredir yapılmış olan plan ve politika. Bırakın şimdi ABD oyun kurucu olma konumundan gitti ama bölgeye gelir gelmez yine yeni bir oyun kurmaya çalışıyor. Hı hı. Ona da birazdan değiniriz. Dolayısıyla bunlar bu adamlarını yerleştirdikten sonra şu an ipini çekmeyi bekliyorlar bu adamların. Henüz en ufak bir iç karışıklıkta bizi tekrar karıştırmayı aslında bekliyorlar. Biz bu iç çatışmalardan bir kurtulabilsek, biz gerçekten ülkemizin, bu kadim coğrafyanın, geçmişinin, ecdadının, atalarımızın, bu ruhun bir farkına varabilsek, bu yeryüzündeki insanlığın, şefkatin, merhametin, adaletin bu topraklardan yeryüzüne yayıldığını, zamanında tarihimizde de yayıldığını, ne zaman devletler kursak hatalarımız olmasıyla birlikte, yanlışımız olmasıyla birlikte, kendi aramızda çatışmalarımız olmasıyla birlikte, en nihayetinde bu dünyaya barışın ve huzurun sağlanması noktasında o adalet kılıcının bu coğrafyadan, bu topraklardan, bu milletten çıktığını bilsek, buna göre bu şuurla hareket etsek zaten çok daha her şey değişecek. Biz birbirimize de çatışıyoruz şu an. En büyük handikapımız bizim bu. Kesinlikle öyle. Peki Tuğçe Hanım, İnsan hakları size göre o kavram bir aldatmaca mı? Tabii ki insan hakları, eğer AB'nin, Avrupa Birliği'nin, Birleşmiş Milletler'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bahsettiği insan haklarından bahsediyorsak, şimdi çok basit, en temel bir çocuğun bakacağı gibi bakalım. Yani siz yıllardır İsrail'deki, Filistin'e yapılan bu işgale ses çıkarmayı bırakın. Bütün yazdığınız deklarasyonlar, yani sizin hazırladığınız raporlarda 400 sayfa varsa bunun 300 küsür sayfası İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla doluyken, siz hala bunlara bırakın izin vermeyi, para gönderiyorsanız, güç gönderiyorsanız, bunların çıkarlarını koruyorsanız, yani bunların menfaatine hareket ediyorsanız, burada hangi insan haklarından bahsedeceğiz? Bakın Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, bütün bunlar, bütün bu Haçlı Siyonist ittifakının çıkarlarına hizmet eden ve bizi de yıllardır insan hakları ve demokrasi diye kandırarak oyalayan ve bunun altından istedikleri politikaları istedikleri gibi hayata geçiren, bir takım zayıf, masumane duyguları olan ama aslında yetişkin olduktan sonra masum statüsünden çıkmak zorunda kaldığımız, yani şöyle, siz bir yetişkinseniz siz her şeyi doğru analiz etmeniz lazım. Siz verilen bilgiyle kandırılamazsınız. Siz aklınızı, mantığınızı, yüreğinizi, vicdanınızı, insanlığınızı bu işin içine sokmanız lazım. Evet. Yani ne diyorlar? Avrupa Birliği insan hakları noktasında çocukları koluyor. Lanzoret diye sözleşmeler hazırlıyor. Deklarasyonlar yayınlıyor. Maddelerine bakıyorsunuz. Hakikaten o maddeler, yani gerçekten çocukları korumak noktasında içerisinde maddeler içeriyor. Ama bugün çocuklara, İsrail'in yaptıklarına bakıyorsunuz. İşgalci terör devletinin yaptıklarına bakıyorsunuz. Ve o Birleşmiş Milletler'in tutumuna, Avrupa İnsan Hakları'nın, AB'nin, Avrupa Birliği'nin tutumuna bakıyorsunuz. O bütün Avrupa uyum yasalarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni kuran AB'nin tutumuna bakıyorsunuz. Tamamen buradaki nüfuzunu geliştirmek ve genişletmek için tamamen bu işgalci devletin yanında. Evet. Biz hangi insan haklarından bahsedebiliriz? Yani insan hakları, bugün baktığınız zaman Filistin'deki uluslararası hukuk, o çocuk hakları Filistin'deki çocuklar için çalışmıyor mu? Nerede bu dünya? Nerede bu insanlık? Ama liderler kınıyor işte yani. Ama kınamak yetmez. Biz Müslüman devletler olarak, bakın, hep yaptığımız şey bu. Biz çıkıyoruz, kınıyoruz. Ondan sonra tekrar, sadece liderlere bakmayın. Size bakın, bana bakın, buradakilere bakın, buradan çıkın kapıdakilere, ailenize bakın, çevrenize bakın. Kınıyoruz. Ama sonra dönüp kendi yaşamlarımıza, kendi keyiflerimize, kendi çocuklarımızın, evlatlarımızın endişesine, yok ders endişesine, okul endişesi, hayat gayemize geçiniyoruz, geçinmiyoruz. Sıkıntıların içerisinde negatifin sanal algıları olarak geri dönüyoruz ama insan olarak bize verilen asıl güç bu değil. Yani bunun o haricinde bizim yapmamız gereken çok net bir şey var. Yani siz bugün Müslüman ülkelere baktığınız zaman şatafat içerisindeler. Kaynakları yok mu? Var. Gelirleri yok mu? Var. Siz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakir miydi de bir tek hurmayla, bir tek keçi sütüyle geçiniyordu? Bir tek onu yiyordu. Hayır, akıyordu. Elemin sıfatı vardı. Kaynaklar akıyordu. Ama gelen bütün kaynaklar dağıtılıyordu. Bizim artık bu bizim Müslüman olmaktan, bizi Allah'ın sistemine göre yaşamaktan uzaklaştıran bütün bu unsurlardan bizim uzaklaşmamız gerekiyor. Bizim biraz daha Müslümana yakışır yaşamlar gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tekrar ediyorum, bugün Filistin'e 20 milyon dolar değil, bütün Müslüman ülkeler gönderse 20 milyar dolar, 30 milyar dolar, 40 milyar dolar gönderseydi, bugün Filistin'in kendi savunma, hava savunma sistemleri olsaydı, kendini savunabilecek bir durumu olsaydı, oradaki çocuk kalkıp ya benim de kafama bomba düşmeyecek endişesi, düşecek endişesi olmadan yaşayabilir miydi, yaşayamaz mıydı? Yaşardı. Aynen öyle. Dolayısıyla burada hepimizin kendisini sorgulamak, sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın kendisini
sorgulaması gereken bir durum söz konusu açıkçası. Öyle. Şimdi yaklaşık son 2-3 dakikalık bir sürecim. Sohbetiniz son derece keyif verici. Şöyle ki yanlış bir anlama olmasın. Yani işte burada bir soykırımdan bahsediyoruz. Olaylara bakış açınız, entelektüel birikiminiz. Türkiye'de işte ben entelim, aydınım, daydınım diye geçinenlerden kat be kat fazla. Teşekkür ederim. Onu tabii ki biz de eksiyiz. Tam olan Allah'tır. Sonuçta biz de bu hata. Şimdi çok zor bir süreçten geçiyoruz. Orası öyle. Çok İnsanlık olarak çok zor bir sınavdan geçiyoruz. İşte, tam da bu noktada şunu soracağım. Size göre 3. Dünya Savaşı başladı mı? Şimdi polemolojik olarak baktığımız zaman, yani savaş bilimi uzmanlarına baktığınız zaman 3. Dünya Savaşı başladı. Aha. Allah korusun tabii ki bugün vekalet savaşlarıyla devam ediyor 3. Dünya Savaşı diye, evet. Polemolojik olarak bu uzmanların tanımladığı, onlarınki vekalet savaşlarıyla tabii ki vekalet savaşları devam ediyor. Türkiye de bu savaşlardan birinin içerisinde, Suriye'nin kuzeyinde. Aha. Ama Allah korusun bir gerçekten devletlerin girdiği 1. Dünya Savaşı gibi, 2. Dünya Savaşı gibi tanımladığımız, evet. bir 3. Dünya Savaşı ortaya çıkarsa o zaman bu iş nükleere kadar gider. Gitme ihtimali var en azından, var. Ve Allah korusun. Ama şu an vekalet savaşları Ukrayna'da da devam, hı hı. ediyor. Şu an vekalet savaşları dediğim gibi Orta Doğu'da da devam ediyor. Bütün bu süreç devam ediyor açıkçası. Evet, bu arada Çin'i konuşuyoruz, onu konuşuyoruz, farklı ülkeleri, Amerika'yı konuşuyoruz vesaire, ama bir de insanların herhalde gözden kaçırdığı bir çılgın çocuk var. Kim Jong-un, onun ne yapacağı da belli olmaz. Önünde çok korkuyor o da. Kim Jong-un dediğiniz var. Yani çünkü o da yıllardır baskı ve tecrit altında. Hı. Ne yapıyor? Pardon, ne yapıyor? Nükleerim var. Evet. Sürekli bir güç gösterisi yaparak aslında korku salarak bunu, evet. kendini koruma refleksi almaya çalışıyor. İşte yani onun yaptığı ayrı bir şey tabii ki, ayrı konuşulur, ama bu terör devleti de yıllardır elinde güç olan, şunu da söyleyerek kapatalım belki de programı, yıllardır elinde güç barındırdığı için o da dünyaya korku salıyor. Ne dedi? Demir kubbe. Evet. Var dedi. İsrail geçilmez, İsrail vurulmaz, İsrail kırılmaz dedi. Bugün bakın, evet, bugün o Filistin direnişinin ilk günlerinde Hamas'ın elindeki bu kızın görüntüsüyle beraber bu İsrail'e maalesef bu terör devletine meşru müdafaa diyebilmeleri için bir fırsat verdi, ama diğer taraftan baktığınız zaman Filistin, bu noktada yapılmış olan Hamas'ın gerçekleştirdiği, Filistin direnişinin gerçekleştirdiği bu saldırılar aslında şöyle bir engel teşkil etti. Bir, nasıl ki Goliat hikayesini bilir misiniz bilmiyorum. Goliat ve Hazreti Davut hikayesi, işte karşısına herkes çıkıyor fakat kimse indiremiyor. Diyor ki beni indirene, öldürene bütün işte krallığımı da vereceğim, gücümü de vereceğim. Hazreti Davut çocukken bir sapanla çıkıyor karşısına. Ve sapanla onu vuruyor ve yere düşürüyor. Nasıl düşürüyor? Evet. Tam denge merkezini vuruyor. Denge merkezini vurduğu için ölüyor ve ondan sonra kesmeye başlıyorlar. Bugün İsrail'in aynı şekilde denge merkezine bir darbe vuruldu. Ve artık o eski İsrail yok. Ve bu doğrultuda da ne yapamayacak İsrail? İşte bugün revizyonist dedikleri, yayılımcı dedikleri bu politikaları, benim işgalci dediğim tekrar, bu politikaları hayata geçirmeyecek. Çünkü İsrail bugün ne kadar topraklarını genişletirse genişletsin, orada yaşatacağı vatandaşları bulamazsa, hı hı. istediği amaca, işgalin hedefine ulaşamaz. Çünkü orada bir toplum olursa, ancak bir toplum yaşarsa devlet olur. Hı hı. Dolayısıyla devletleşebilmesi için tekrar işgal ettiği bütün coğrafyalara oradan, buradan, Avrupa'dan, dünyanın dört bir tarafından vatandaşları getirerek, evet. böyle genişledi İsrail. Evet. Ama şu an onların o siyonist olan diğerleri diyecek ki, ya da İsrail'e gelip yerleşmeyi düşünenler diyecek ki, aa, artık İsrail güvenli bir yer değil. Biz kalkıp İsrail'e gönül rahatlığıyla gidip yerleşemeyiz. Çünkü aynı şey bizim başımıza da gelebilir. Dolayısıyla Hamas'ın yapmış olduğu, bugün İsrail ve Filistin arasında gerçekleştirilen bu bunun içerisinde, bu durumun içerisinde, evet. artık istedikleri gibi insanları Avrupa'dan getirip bu yayılımcı, bu işgalci politikalarını gerçekleştiremeyecekler. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ama o teşekkürü sadece ben etmiyorum. Çok sayıda mesaj var. Kıymetli izleyicilerimiz de çok teşekkür ediyor. Sadece bir tanesini okuyayım. Size dönük gelen mesajlar. Tuğçe Hanım'ı ilk defa dinliyorum. Tebrik ederim. Gerçekten harika bir analiz, bilinç ve şuur dolu. Böyle entelektüel bir bilinç şuuru var ki hayran olmamak elde değil. Teşekkürler diyor. Ve ben teşekkür ederim. Hayran olunması gereken Allah'tır. Tekrar söylüyorum. Övülmesi gereken, övülmeye layık olan Allah'tır bizim için. Ama bu doğrultuda anlaşılması gereken
3 tane ana unsur var. Bunlardan bir tanesi şeytani olan, şeytanın vermek istediği olan resme kanmayalım. İsrail'deki hiçbir yetişkin sivil değildir. Hepsi işgalcidir. Bu noktada yerleşiyorlar. Bir de şunu da söylüyorlar. İşte 30 tane 40 tane İsrailli olmayan diğer ülkelerin vatandaşları var. Hayır efendim, çok azı müstesna. Oradakiler çift vatandaşlı. Evet. Yani aynı zamanda İsrail vatandaşları onlar. Doğru. Dolayısıyla bu işgale ortak olmuş. Oradan pasaport almış ve oraya da gelip bu işgale ortak olmaya devam eden ve yaşamlarını sürdüren kişilerdir onlar da aynı zamanda. Dolayısıyla şeytanın çekmek istediği bu resme gerçekten bu doğrultuda kanmamamız gerekiyor. Bir ikincisi, Türkiye'nin şu anda Doğu Akdeniz'den, bütün çevredeki bölgeden konjonktürel yapısını ve bulunduğu durumu çok iyi anlamamız gerekiyor. Bir yanda Yunan karakolunun olduğu, bir yanda Suriye'nin kuzeyinde mücadele etmesi gereken bir arzu mevut planları noktasında dolaylı olarak aslında İsrail'e, ABD ile savaştığı vekalet savaşında YPG ve PYD ile olan harekatlarını ve oradaki stratejisini ve onları bunlardan kurtulduktan sonra Filistin'e gerçekten hakkını vererek o noktadaki topraklara bir yardım bu noktada devlet olarak götürebileceğini, bir oradaki mücadeleye de devam edeceğini, bunları unutmamamız gerekiyor. Bizlere de insan olarak çok önemli bir sorumluluk düşüyor. Her şeyden önce Allah bütün Filistinli kardeşlerimizin, bütün dünyada şu anda zulüm gören, baskı altında kalan, üstüne silahlar, bombalar yağan, canlarıyla sınanan, mallarıyla sınanan herkese Allah sabır versin, güç versin ve kuvvet versin ve Allah mazlumun yanında olsun. Evet. Gökteki ordularıyla, melek ordularıyla onlara yardım etsin ve Allah hepimize de yardım etsin. İnsanlık noktasında çok zor bir sınavdan geçiyoruz. Gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sayın Tuğçe Kazas hanımefendi. Çok sayıda da teşekkür mesajları var size dönük. Kıymetli izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Dualarımız Filistin için. Bir duam daha var. Nedir o? Yüce Rabbim insanlığı, tüm canlıları bu Siyonizm'den korusun. Tamam. Hiç şüphesiz Allah nurunu tamamlayacak. Ama biz de kendimizi, bizde Allah kılar. Diyor ki tedbir benden, tedbir sizden, takdir benden. Biz de bu siyanüsten, bu güçten korusun deyip Allah'a sığınmak tabii ki en başta yapacağımız şey. Ama bunun karşısında hep birlikte tüm dünya olarak çok güçlü bir irade göstermemiz gerekiyor. Kendi gücümüze, o içimize Allah'ın ruhunu üflediği o kendi gücümüze, kendi irademize inanarak çok doğru kararlar vererek çok güçlü bir irade göstermemiz ve Filistin'e de tabii ki bu doğrultuda yardım etmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum bir kez daha. Sağ olun. Efendim, bir araya gideceğiz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.